Hocam merhaba. Merhaba. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından önce ailesine veya asabına karşı bir vasiyeti oldu mu? Rasul Efendimiz vefatından sonra Hz. Ayşe validemizin ifadesiyle geriye ne bir dinar, ne bir dirhem, ne koyun, ne de deve bıraktı. Hiçbir şeyde vasiyet etmedi. resul Ekrem geçici dünya hayatının mal, mülk ve servetine değer vermeden mütevazi bir hayat yaşamıştı. Vefatından sonra da yakınlarına herhangi bir maddi miras bırakmamıştır. Ancak tüm insanlığa başta en yüce vasiyeti Kur'an-ı Kerim ve yaşayan bir Kur'an olarak da kendi örnek ahlakını bırakmıştı. Onun nebevi bildirileri çağlar boyu insanların yolunu aydınlatmıştır. Onun ilme, adaba, ahlaka, sevgiye, merhamete dair tavsiyeleri insanlığı her iki alemde mutluluğa ulaştıracak eşsiz bir miras niteliğindedir. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sahabe-i kiram vasiyette bulunup bulunmadığına ilişkin bir soruya Efendimiz Allah'ın kitabını rehber edinmeyi vasiyet etti diye bir tanesi cevap vermişti. Efendimizin vefatına yakın bir zamanda mescide gelmiş ve halka kendi üzerinde hakkı olanların bulunup bulunmadığı sorulmuştu. Israrlı sorular karşısında birisi kalkıp üç dirhem kadar alacak talebinde bulunmuş ve bu hemen kendisine ödenmişti. Her ne kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyadan borç bırakmadan ayrıldıysa da ondan sonra idareyi ele alan Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh ilk iş olarak Resulullah'ın borçlarını ödeme ve vaatlerini yerine getirme yoluna gitti. Hazreti Peygamber'in vaadi de borcundan farksızdı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem geriye maddi bir miras bırakmamış. Peki miras olarak ne bıraktı? Efendimizin vefatında geriye nakit para olarak altın veya gümüş kalmamıştır. Çünkü Efendimiz zaten kendisine geleni gün bitmeden bitirme adetindeydi. Elbise, iki kilim, bir çarşaf, birkaç su kabı, tencere, tarak, makas ve vismak gibi pek zaruri olan eşya ile kendisinden bir de gümüş mühür kalmıştır. Bu mührün üzerinde Muhammed Resulullah yazıyordu. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman radıyallahu anhım halifeliklerinde o mührü kullanmışlardır. Bir de böyle bir sediri vardı ki onu kendilerine Medine'ye ilk girişlerinde Misafir kaldıkları Ebu Eubelen Salih radıyallahu anh'ın evindeyken Esat bin Zürare radıyallahu anh hediye etmişti. Efendimiz onun üzerinde yatar, istirahat ederlerdi. Vefatında onun üzerine konup namazı kılınmıştır. Sonradan bu sedir Hz. Ayşe radıyallahu anh'ın elinde kaldı. Halk cenazeleri olduğu zaman teberrüken ölülerini onun üzerindeki kabristana götürürlerdi. Ee, Hazreti Hz. Öbekil Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın cenazeleri de onun üzerinde götürülmüştür. Kalan bazı aletler, birtakım eşyalar Hazreti Ali'nin ailesine verildi. Hırkası, kılıç ve yüzüğü ise devlete kaldı. Bu arada birtakım araziler de söz konusuydu. Bunun için Ebubekir'e müracaat eden varislerine Efendimiz, ''Bize mirasçı olunmaz, bıraktıklarımız sadakadır.'' sözleri hatırlatıldı. Ve buna göre de onun sahip olduğu tüm araziler devlete verilmiş oldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mirasının Kur'an-ı Kerim ve sünneti olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet tam da böyledir. Resulullah Efendimizin mirası Kur'an-ı Kerim ve sünnettir. Zaten kendileri de şöyle buyurmuşlardır. Size sımsıkı sarıldığınız müddetçe benden sonra sapıtmayacağınız iki mühim emanet bırakıyorum. Biri diğerinden daha büyüktür. O da Allah'ın kitabıdır. Kur'an semadan yeryüzüne uzatılmış sağlam bir ip gibidir. Diğer emanette ailem ehli beytimdir. Kur'an ve Beytim cennette havuzun başında benimle buluşuncaya kadar birbirinden ayrılmazlar. Benden sonra o ikisine karşı nasıl muamelede bulunduğunuza iyi bakın, dikkat edin. Bir keresinde de Hz. Ebu Hureyre ki efendimizden en çok hadis rivayet eden sahabedir. Bir defasında Medine çarşısına uğramış ve orada durarak şöyle söylemişti. Ey çarşı ehli, sizi ne aciz bıraktı? Ona dediler ki: "Ya Ebu Hureyre, bununla ne kastettin?" Ebu Hureyre dedi ki: şunu kastettim. Şu anda mescitte Resulullah'ın mirası taksim ediliyor ama sizler buradasınız. Gidip Resulullah'ın mirasından nasibinizi almayacak mısınız? Hemen mescide koştular. Ebu Hureyre ise onlar geri dönene kadar bekledi. Geriye döndüklerinde Ebu Hureyre onlara sordu. Ne oldu? Ne yaptınız? Onlar dediler ki, ya Ebu Hureyre biz mescide gittik, oraya girdik. Fakat orada taksim edilen hiçbir şey görmedik. Ebu Hureyre radıyallahu anh onlara dedi ki, mescide kimseyi görmediniz mi? Dediler ki evet gördük bir kısım insanlar namaz kılıyor, bir kısmı Kur'an okuyor, bir kısmı da helal ve haramı müzakere ediyor. Yani ilim tahsilinde bulunuyor. İşte bu Hureyre orada tam da söylemek istediğini söyledi ve dedi ki işte tam da taksim edilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mirası budur. Namaz Kur'an okumak ve dini öğrenmek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mirasının bunlar olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet aslında bunların hepsini ifade eden tek bir kavramla da bunu anlatabiliriz ki bu kavram takvadır. Takva Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle yaşamaktır. O bizden kendisine kulluk yapmamızı istiyor. Bunu nasıl yapacağımızı da en sevgili ve en güzel kulu Resulullah Efendimiz'e bakarak öğrenmemizi murad etmiş. Allah'ı seven Resulullah'a uyacak ki Allah da onu sevsin. Resulullah'a uymak da sünnet dediğimiz hayat tarzını Efendimizin hayat tarzınız haline getirmek demek. Bu işte takva yolculuğu. Takva sahibi olanlara Resulullah Efendimiz en yakın olduğunu ifade etmiş. Bir keresinde Muaz bin Cebel'i Yemen'e bazı vazifeler için gönderirken onunla birlikte çıkarak bazı tavsiyelerde bulunmuşlardı. Muaz radıyallahu anh binek üzerindeydi. Efendimiz de yanında yürüyorlardı tavsiyeleri bitince ey Muaz herhalde bu seneden sonra benimle bir daha görüşemezsin. Umulur ki şu mescidime ve kabrime uğrarsın buyurdular. Muaz radıyallahu an Allah Resulü'nü bir daha göremeyecek olmanın acısıyla hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlayınca Efendimiz ağlama ey Muaz. İnsanların bana en yakın olanları kim ve nerede olurlarsa olsunlar Allah'a karşı takva sahip olan muttakilerdir buyurdu. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yakın olmanın her zamanda ve zeminde en güzel yolu, en doğru, en kestirme yolu takvadır. Cenab-ı Hak hepimize takva nasip eylesin. En güzel bu bölümde sona eriyor. Resul Efendimizin hayatını 33 bölüm boyunca anlatmaya çalıştık. Tesirini halk etmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Rasul Efendimizin hayatı 33 bölüme sığmayacak kadar bir ömür belki tahsil edilse o ömrü şenlendirecek, bereketlendirecek ve iki dünyada razı edecek bereketli bir ömürdür. Dolayısıyla Siyer'den, Rasul Efendimiz'i hayatını tahsil etmekten hiç geri durmamalıyız. Ben en güzel de anlattıklarımızın sizlerin Resulü Efendimiz'le çıkacağınız o özel yolculuğa bir başlangıç olmasını doğrusu temenni ederim. Hepimizin Rasul Efendimiz'i böyle siyeriyle, hayatıyla ve güzel örnekliğiyle teke tek ele almaya ve orada yoğunlaşmaya ihtiyacımız var. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz efendim.